Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, merhaba, merhaba. Çözdünüz mü 19'u? Asıldı sorular? Asıldı. Taş gibi sorular vardı değil mi? Eee, tamam. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? 20'deyiz. Yine aynı şekilde bomba gibi, bomba gibi devam ediyoruz. Tamam mı? Bir zor, bir kolay ve böyle dengelemeye çalıştım. Çok yormaya çalıştım. Yormadan olsun istedim. Ama gerçekten güzel sorular var. Hepsini öğren. Tamam mı? Fonksiyonların içinden geçeceğiz dedik. O yazdın ya en baştan beri yazıyorsun. İşte hocam çok güzel gidiyor, çok güzel. Şimdi emeklerini toplama zamanı. Ya hocam videoların içerisinde böyle sorular yoktu. Yoktu tabii ki. Bakın, onlara da kızıyorum zaten. Şöyle diyor. Ya hocam işte videodaki çözümde yoktu arkadaşlar. Videodaki çözdüğüm soruların aynısını mı koyayım? Video ders notun aynısı mı olsun bu? Her testte bir şeyler öğreneceksin. Her kitap fazla kitap çözmenin amacı ne? Farklı soru tipi görmen değil mi? O zaman konu anlatımlarında her şey olamaz ama en çok olan benim. Tamam mı? Hadi bakalım 20. testte başlıyoruz, bitiriyoruz işi. Şimdi diyor ki F öyle ki tam sayılardan tam sayılara X eleman eksi 6 ile 6 aralığında fx x üzeri 5 eksi x küp artı a olmak üzere fx fonksiyonu görüntü kümesindeki elemanların toplamları 26 olduğuna göre f a kaçtırılıyor. Dikkat şimdi. Şimdi tanım kümem tam sayılardan tam sayılara x'ler hangi aralıkta eksi 6 ile 6 yani x'lere diyor ki eksi 6 ver. Eksi 5 ver. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı ver diyor. Oluşan sonuçların toplamları 26 diyor. Görüntü kümesi. O zaman f eksi 6'ya bakalım hadi. Eksi 6 yazdım. Eksi 6'nın 5. kuvveti tek kuvvet olduğu için eksi 6 üzeri 5. Eksi 6 üzeri 3 tek kuvvet olduğu için eksi 1 eksi de başında var. Artı 6 üzeri 3 artı a. Bir de F6'ya bak. O ne oluyor? 6 üzeri 5 eksi 6 üzeri 3 artı A. Hmm, çat çat var çat çat var. Birbirleri ne yapacaklar? Götürecekler. Hadi bir tane daha yazalım. F eksi 5. Ne yapıyor? Eksi 5 üzeri 5 artı 5 üzeri 3 artı A. Sonra F5'e bakalım. 5 üzeri 5 eksi 5 üzeri 3 artı a. Bak şimdi. F eksi 6 ile F artı 6 da birbirlerini şunlar götürüyor şunlar götürüyor. Ne yapıyor F eksi 6 ile F 6'nın toplamı 2A. Hep bunlar da yine 2A yapıyor. Peki kaç tane 2A var bak. Şimdi şurasıyla şurası 6 tane burada 6 tane burada birbirlerini götürürler. 6 tane 2A yapar. Bir de ne kalır ortada? F0 kalır. F0'ı da bul hemen. F0 dediğim 0 0. F0 da A yapar. Yani 12 A buradan gelmişti. Bir A da F0'dan geldi. 13 tane A'mız eşitmiş 26'ya. O zaman A'mız 2'ymiş. Soru bizden f 2 istiyor şimdi. F2'yi de buluruz herhalde değil mi? 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 3 8 eksi 8 artı A'mız zaten 2 idi. 24, 26 o da 26 oldu. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet ikinci sorumuz güzel farklı bir soru. Öyle küme içerisinde olduğuna bakma farklılık var soruda. F A'dan B'ye fonksiyon için F7 artı F A toplamı kaçtır? Bir kere burada 4 işleme girmiş 7 neydi? F'te yani bilgileri oku. F4 Eşitmiş. Kaça? 7'ye. Şimdi F2'yi yazmışız. F'te F2'yi yazmışız. F F2 olmuş. Bak F'te F2'yi yazmışız. Sonuç 1 gitmiş. Yani aslında burada F bileşke F fonksiyonu var burada. Şimdi 3 yazıyorum. F3 kaça gitmiş? 4'e gitmiş. Sonra F F4. Tamam mı? Bunu soktum F'te işlemeye. Eksi 3'e gitmiş. Dikkat et şimdi. F'in içerisine F'in tersi 5'i yazmışız. O A'ya gitmiş. Son olarak f de 8'e gitmiş. Şimdi bilgilerime bakacağım. Bir kere şurada F ile F'in tersi birbirlerini götürecekler. Birim fonksiyon şeklinde olacak. Yani buradan A bir kere 5'tir. Tamam A'yı buldum. F7'yi istiyor soru şimdi benden. Bakıyorum F7 nerede var? F7 yok şu anda. Ama bakıyorum F4 7'ye eşit. Şuradaki F4 7'ye eşitse F7 dediğimde neye eşit olmuş oluyor? Eksi 3'e eşit olmuş oluyor. 5 eksi 3'ten sorumun cevabı 2 olmuş oluyor. İkinci sorumuzun cevabı A. Bilgileri okunduğunda iş bitiyor. Evet şimdi üçüncü sorumuzda güncellenen sorularımızdan bir tanesi. Güzel bir tane ne var? Burada Bileşke fonksiyon sorusu var. Tam sınavlık bir soru. Güzel bir soru. Hadi bakalım. Evet. F, R'den 0 60 tanım kümesinde. F, fonksiyonu şöyle tanımlamış. 63 bölü X sayısından büyük en küçük tam sayı. Şimdi bizden şu işlemi istemiş. Yazalım o işlem ne demek? F, 5 eksi F bileşke F 5 demek. Tamam. Şimdi öncelikle neyi bulalım? Bir F5'i bulalım. İkisinde de kullanılacak. Şimdi F5 demek. 63 X yerine ne yazıyorum? Burada 5 yazıyorum. 63 bölü 5. Bakıyorum şimdi kenarda. 63 bölü 5 nedir arkadaşlar? 12, 60, 3, 30, 12,6. Şimdi tanıma bak. Sayısından büyük, en küçük tam sayı. 12,6'dan büyük, en küçük tam sayı nedir? 13'tür. Yani bu tanıma göre F5 dediğimiz kaça eşitmiş? 13'e eşitmiş. Evet buranın 13 olduğunu buldum. Sonra buranın da 13 olduğunu buldum. Bir de neyi bulmam lazım kenarda o zaman? F13'ü bulmam lazım. Hadi onu bulalım. F13. F13 için ne lazım bana? Ee, X yerlerine ne yazıyorum? Şurada 13 yazıyorum. Yani 63 bölü 13'ün yaklaşık değeri lazım. Bakalım 63'ü 13'e bölüyorum. Şimdi 5 kez olsa 65'e gidecekti. 4 kez var. 12'nin ikisi elde var 1. Ne yaptı? 52 yaptı. Bakın 11. Burada da işte kaç kez olduğu önemli değil. 4 virgül küsür mesela 4,7 olsun. Ya da yazarak da bakabilirsiniz. Şimdi bundan büyük en küçük tam sayıya eşit olacağı için cevabım. Bundan büyük en küçük tam sayı nedir? 5'tir. O zaman F13'ün cevabı 5 yaptı. Bu 13, bu 5. 13 5'ten sorumun cevabı 8 Cevap Ceyhan olmuş oldu. Anladın değil mi mantığını? Yani oradan bir bileşke fonksiyon mantığıyla tanımlanan aralıkları güzel bir şekilde bulmuş olduk. Hadi bakalım dördüncü sorumuz. Yine bir bileşke fonksiyon sorusu okuduğunu anlama sorusu. Hadi bakalım. Diyor ki bir okulun bilim şenliğinde matematik zümresi aşağıdaki iki düzeneği kullanıyor diyor. Tamam birinci düzenekte x kilogram meyve atınca x bölü 3 posa 2x bölü 3 meyve suyu çıkıyormuş. İkinci düzene x kilogram posa atıyorum. 2x bölü 5 kilogram atık. 3x bölü 5 kilogram gübre çıkıyormuş. Şimdi diyor ki birinci düzenek içerisine atılan x kilogram meyveden 2x bölü 3 kilogram meyve suyu ve x bölü 3 kilogram posa çıkıyor. Zaten biraz önce söyledik. İkinci düzene atılan x kilogram posadan 3x bölü 5 gübre ve bu kadar atık elde edildi. Buralar tamam. Tülin getirdiği meyveleri sırasıyla birinci ve ikinci düzenekten geçirdikten sonra elde ettiği meyve suyu ve atığın ağırlıkları toplamı 48 olduğuna göre. Şimdi bak. Öncelikle tülin x kilogram meyve getirsin tamam mı? Kime atıyor önce burayı? Atıyor buraya. Tamam mı? Ne çıkıyor bunun sonucunda? x bölü 3 kilogram posa ve 2x bölü 3 kilogram meyve suyu çıkıyor. Peki buraya x kilogram posa da söylemiş. Sonuçta benim x kilogram posam yok. Ne kadar posam var? x bölü 3. Yani buna x bölü 3 atıyorum. O zaman buna x bölü 3 atarsam şunların hepsi de neye bölünecek? 3'e bölünecek. 2x bölü 15 kadar atık çıkar. 3'e böl. 3'e böldüğüm zaman 3'ler götürür. X bölü 5 kadar. Tamam şurayı 3'e böldüğüm zaman şunlar götürür. X bölü 5 kadar da gübre çıkar. Diyor ki işte bize soruda diyor ki meyve suyu ve atığın ağırlıkları toplamını vermiş. Meyve suyuna bakalım. Meyve suyu ne kadar çıktı? 2x bölü 3 çıktı. Artı atığım ne kadar çıktı? 2x bölü 15 kadar çıktı. Payda eşitleyelim. Çarpalım 5 ile şurayı. Buradan 12 ile topladım. 12 bölü, 12x bölü 15 yaptı. Kaça eşit bu? 48. İçler dışlar yaptım. 12x eşittir. 48 çarpı 15. Her iki tarafı 12'ye bölünce zaten sadeleşecek şunlar. Şurada ne kalacak? 4. x eşittir. 60. Ne diyor? Kaç kilogram meyve getirmiştir diyor. x demiştik buna sorumuzun cevabı 60 oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Hadi bakalım 5. Beş. Şimdi 5. sorumuzda yine pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyon var. F yine G de aynı. Diyor ki fx x'in asal bölenleri toplamı gx de x'e kadar olan tam sayıların toplamı demiş. Şimdi önce gx fonksiyonuna bakalım. G 99'a bakacağız değil mi? O zaman 99'a kadar olan tam sayıların toplamı demektir bu. Tamam mı? Pozitif tam sayılardan başlıyor. Neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. 99 çarpı 100 bölü 2. Ne geldi buradan o zaman sadeleştirirsem? 99 çarpı 50 geldi. Tamam mı? Burası bu. Şimdi Şöyle yazalım. G F. Şimdi burayı 99 çarpı 50 buldum. F'in içerisine 99 da 50'nin çarpımı bulacağım. Çarpmıyorum. Çünkü asal bölenlerinin sayısı demiş. Onu asal çarpandan ayıracağım. Şimdi şuradaki 99 çarpı 50'yi asal çarpandan ayıralım. 99. 9 çarpı 11'dir. 50. 25 çarpı 2'dir değil mi? Yani 9 3'ün karesi 11. 25 5'in karesi 2. Asal bölenlerinin sayısı. Kaç tane asal böleni var bunun? Tabandaki sayılar kadar. Tabandakiler asal. Yani buranın cevabı ne yaptı? 4 yaptı. O zaman G4 birden 4'e kadar olan sayıların toplamı demek şimdi. O da n çarpı n artı 1 bölü 2'den veya işte 1, 2, 3, 4 toplamı bölü 2. Sadeleştirdik. 2 sorumun cevabı 10 oldu. 5. sorumuz. Ceyhan olmuş oldu. Güzel sorular dikkat edin. Evet şimdi altıncı sorumuzda arkadaşlar bizden ne istemiş? Bir fonksiyon vermiş en geniş tanım kümesine T demiş. En geniş görüntü kümesine G demiş. T kesişim G'yi soruyor. Şimdi bir kere kareköklü fonksiyonlar ne zaman tanımlıydı? İçerisi sıfırdan büyük eşit. Hemen yazıyorum o zaman. 4 eksik mutlak içerisinde x eksi 1 ifadesi Büyük veya eşit olmalı sıfırdan. Hemen mutlak değer sorusuna dönüştü. Atıyorum karşıya. 4'ten küçük veya eşittir. X eksi 1'in mutlak değeri. Sıkıştırıyorum şimdi burayı. Hangi aralıkta sıkıştıracağım? X eksi 1'i eksi 4 ile 4 aralığına sıkıştıracağım. Hemen eksi 1 sağa sola artı olarak geçtiğinde. 5 ile x'imiz eksi 3 aralığında değerler alır. Bu neyim? Tanım küme. Şimdi de görüntü kümesine bakalım. Görüntü kümesi alabilecek sonuçları demekti değil mi? Şimdi kare köklü fonksiyonun içerisi eksi bir sayı olabilir mi? Olamaz. Peki alabileceği en küçük değeri nedir o zaman kare köklü bir fonksiyonun? Sıfırdır. Yani içerisinin en küçük sıfırı yapabilirim. Sıfır olursa da görüntü kümemin en küçük elemanı sıfır olur. Peki en büyük ne olur? Şimdi en büyüğüne bir bakalım. Sonuçta biz 3 ile şu ifadeyi çarpacağız ve büyük olmasını istiyorum. Şimdi buranın büyük olabilmesi için, buranın sonucunun büyük olabilmesi için şu içinin şurasının sıfır yapmam lazım. Niye sıfır yapmam lazım? Çünkü büyük yapmaya çalışıyorum. Dörtten bir şey çıkarırsak sıfırı çıkarırsak olur. Sıfırı çıkardım. O zaman burası 3 kök 4 yaptı. Yani o da 2'dir 6. Alabileceği en büyük değer ne? 6. Köşeli parantez o da. Şimdi ikisinin kesişimini istiyor. Birisi eksi 3 ile 5 aralığında değerler alırken biri 0 ile 6 aralığında değerler alıyor. Bak biri burada biri burada. Tamam mı? O zaman bizim ikisinin ortak olduğu yer hangi aralıktır? 0 ile 5 aralığıdır diyoruz. Evet 7. sorumuz. Dikkat et şimdi. Güzel bir soru. Şimdi diyor ki şekildeki kombi 30 santigrat sıcaklığa kadar Saatte 2 metreküp doğalgaz harcamaktadır. 30 santimetre şey kadar hep e, saatte 2 metreküp doğalgaz harcıyormuş. 30 santigrat sıcaklıktan daha yüksek sıcaklıklarda harcadığı doğalgaz miktarı doğrusal olarak artmaktadır. Doğrusal fonksiyon grafiği o zaman. Fx eşittir. A x artı b doğrusal olarak artmaktadır. De Yapıştırdım hemen onu. X büyük eşit 30 olmak üzere. Fx e ee, kombinin X santigrat sıcaklığında harcadığı doğal gaz miktarı şeklinde tanımlanmıştır. X santigratta harcadığı doğal gaz miktarı şeklinde harcanmıştır. Kombi 60 santigrat sıcaklıkta 3 metreküp doğal gaz harcamaktadır diyor. Buna göre F40 kaçtır diyor. Şimdi bakın. Burada diyor ki kombi 30 santigrat sıcaklığa kadar 2 metreküp harcıyormuş diyor. Tamam mı? Şimdi burada düşünmen gereken şu var. Yani bu doğrusal fonksiyonda da bize şu 30'a kadar olan yerler önemli değil. Nereden başlıyor sınırım? 30'dan başlıyor. Tam 30 verdiğimde bak 30 verdiğimde tamam mı? 30 santigrat kadar 2'ymiş. Ne oluyormuş sonucum? 2. Yani ilk bilgim x yerine 30 yazınca sonuç 2 oluyormuş. 2 eşittir. 30'u yazdım yerine 30 A artı b. ilk bilgim bu. Bir bilgi daha vermiş. 60 santigratta demiş. Yani 60 verince de 3 oluyor demiş. O zaman 3 eşittir. 60 A artı B yaptım. Tamam şimdi A'yı B'yi buluyorum. Taraf tarafa çıkaralım. Şu yukarıdakini eksiyle çarptım topladım. Burası 1 yaptı. B'ler götürdü eşittir 30 A. Her iki tarafı 30'a böldüğüm zaman A eşittir 1 bölü 30 oldu. Tamam. Yani fx fonksiyonu eşittir. A 1 bölü 30'du. 1 bölü 30 x. Hadi B'yi de bulalım. Bak 1 bölü 30'u şurada yerine yazalım. 1 bölü 30. 30'lar birbirlerini götürüyor. 1 yapıyor. Biri de karşıya atıyorum. 1. B de 1. Bu. F 40 değeri kaçtır diyor. Şimdi x gördüğüm yerlere ne yazmamı istiyor benden? 40. F 40. Eşittir. 40'ı yazdım. Sıfırları götürdü. 4 bölü 3 yaptı. Bir de artı 1 var. 7 bölü 3 gibi bir şey mi yaptı? Evet sorumuzun cevabı 7. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Evet, Men 8 diyor ki F öyle ki tam sayılardan tam sayılara tanımlı fx fonksiyonu örten olduğuna göre diyor. Şimdi tam sayılardan tam sayılara örten bir doğrusal fonksiyondan bahsediyorsa bunu çok ayrıntılı anlattım. Mesela fx eşittir eksi x olabilir. Tabi artı c'si olabilir yanında onun problemi yok. Veya fx eşittir x artı c. Yani x'in katsayısı ya 1 ya eksi 1 olacaktı. Yani örten olabilmesi için birer birer artması veya birer birer azalması lazım. Bitti iş artık. Şimdi o zaman fx fonksiyona bakalım. Burada x'li olan ne var? Bak fx'i şöyle düzenleyelim mi? x parantezine aldığında burayı x parantezinde a eksi 4 artı 5 artı a diye bir fonksiyon. Efa'nın alabileceği değerler toplamını istiyor. Yani a'ları bul diyor. O zaman dedim ki a eksi 4 dediğim şu x'in kat sayısı a eksi 4 dediğim ya 1 olmalı ya da eksi 1. Hemen ona bir bakalım. a eksi 4 eşittir 1 ise a dediğimiz 5. O zaman a 5 olursa fx eşittir x artı bak a yerlerine 5 yazdım 10. Tamam mı? a kaç için bu? 5 için. Şimdi a eksi 4 bir de neye eşit olabilir? Eksi 1 o zaman a kaç olmuş olur? 3. a eşittir 3 için 3 yazıyorum yerine. O zaman fx de eksi x 3 artı 8'dir. İki fonksiyonu buldum. f alabileceği değerler toplamını soruyor. 5'i yapıştırıyorum f 5. Burası için 15 yapar. Burada 3'ü yapıştırıyorum. FA diyordu. F3 eşittir. Burada da 3 yazınca eksi -3 8 5 yaptı. Toplamları da 20'ye eşit oldu. O bilgiyi bilmeyen soruyor, sadece bakar. Evet, 8. sorumuzun cevabı da Denizli olmuş oldum. Evet, 9. sorumuz. Bakın böyle sorular soruldu dikkat edin. Şimdi A kümesini ve B kümesini vermiş. A kümesinde 1, 2, 3, 4 gibi elemanlar var. B kümesinde 1, 2, 3, 4, 5 diye eleman var. Diyor ki A'dan B'ye tanımla fonksiyonu diyor tamam. Her x için diyor f1, 5 diyor bir kere. Bir kere 1'i 5'e yolla kardeşim diyor. 1, 5'e gitsin yolladım. Bunun için alternatif yok. Diğerleri için diyor seçtiğin x'ler için fx x eksi 1'e gitmesin diyor. Yani mesela x eşittir 2 için x eşittir 2 için bak 2'yi yaz yerine f2 2 eksi 1'e eşit olmasın diyor. Yani f2 1'e eşit olmasın diyor. Peki neye eşit olsun? Onun haricindeki her şeye f2 1'e gidemeyecek. O zaman 1, 2, 3, 4'ünden birine gidecek. Yani bunun gidecek yeri 4 tane var. Bak birebirlik falan bir şey demediği için 5'e de gidebilir. Tamam mı? Hadi şimdi x eşittir 3 için bakalım. O zaman f3 eşit değil 3 eksi 1'e. Yani neye eşit değil f3? 2'ye eşit değil. f3 2'ye gidemeyecek. Kime gidebilir o zaman? 1, 2, 3, 4'ünden birine gidebilir. E o zaman buradaki de buradaki de yine aynı şekilde 4'ünden birine gidecek. O zaman 4 çarpı 4 çarpı 4. F1'in nereye gideceği belliydi zaten. Sorumun cevabı 64 olmuş olacak. Mesela bire 1 bir deseydi birer birer azaltarak götürecektik ama birebir 1 falan demediği için sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldum. Hemen 9. sorumuza bakalım. F eksi A'dan A'ya ve oradan R'ye tanımlıymış olmak üzere. Şimdi Gx fonksiyonunun fx artı f eksi x ise gx çift fonksiyondur demişim. Şimdi çiftliğine tekliğine bakabilmek için x yerlerine eksi x yazıyorduk. Yazalım g eksi x eşittir. x yerine eksi x yazdım f eksi x. x yerine eksi x yazarsam eksi eksi artıya döner fx. Şimdi gx'i yazalım bir de altına. gx'in kendisini de yazalım. gx neydi? fx artı f eksi x'ti. Bak şimdi. GX ile GXX tamamen birbirlerinin aynısı oldu mu? Yerlerinin değişmesine önemi yok. Evet aynı oldu. O zaman bu fonksiyon çift fonksiyondur. Şimdi HX'e bakalım. Şimdi HX fonksiyonunu vermiş. HX'im neye eşitmiş? FX eksi F X'miş. Şimdi tekliğini çiftliğin sorduğu için H'da X yerlerine eksi X yazıyorum. X yerine eksi X yazdım. F X yaptım. X yerine eksi X yazdım. Eksi F -X. Eksi x yazınca artıya dönüşür. Şimdi bakalım eşitler mi? Veya birbirlerinin tam zıt işaretlisi mi? Ona bir bakalım. Şimdi şu aşağıdakini eksi parantezine alırsam, eksi parantezine alırsam ne yapar? Eksi parantezine alırsam şurası fx yapar. Eksi parantezine alırsam eksi f eksi e, tam eksisini aldık burası. Eksi f eksi x yaptı. Şöyle. Şurası f şöyle oldu. Şimdi o zaman bir bakalım fx eksi f x fx eksi f x bak bununla bu birbirlerinin tam zıt işaretlisinin oldu. Yani eksi parantezini alınca bunun aynısı oluştu. O zaman bu fonksiyon tek fonksiyondur. Bu da doğru. f eksi a1 ile f a eksi 1'in toplamları sıfır ise fx tek fonksiyondur diyor. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonda şu mantığı unutmayın. Mesela F2 ile F-2'nin eksi toplamı sıfırsa F-2 eksi bunun tam eksilisine eşittir. Tek fonksiyon şartını sağlıyor gibi görünüyor ama tek fonksiyon olabilmesi için bütün A değerleri için bunu söylemesi lazım. Yani burada bir tane A değeri için olduğu için buradaki tanım doğru değildir. Yani burada her A değeri için sağlaması lazım daima doğru değildir. Yani f2 ile f 2'nin toplamı 0 diye bir fonksiyon tek olmaz. Şöyle olması lazım. fx artı f eksi x eşittir 0. Her x için diye de bunu söylemek zorunda. Sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Evet 11. sorumuz. Şimdi fx fonksiyonu vermiş. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi şıklardan gidebilirsin, uzun uzun da yapabilirsin ama şıklardan gitmek biraz daha mantıklı gibi bir soruda. Bir kere şunu bir bulalım. F 3A artı 3B eksi 4 neye eşit? Onu bir bulalım. X yerine bunu yazıyorum değil mi? F X yerine yazdım 3A artı 3B eksi 4 bir daha var. Eksi 3 yaptı. Tamam mı? f ne ya 2 üzeri şurası f ne yazdım 2 üzeri 3a artı 3b eksi 3 yani bunun bunlar cinsinden değerini soruyor şimdi bize şimdi bir kere incelediğimizde şuna bir bakalım mesela x de x yerlerine a artı b yazdırmış yazalım f a artı b'yi buluyorum şu anda x yerlerine a artı b yazdırıyor 2 üzeri a artı b artı 1 yaptırıyor Sonra bir de üçüncü kuvvetini aldırmış. Bunun üçüncü kuvvetini alırsanız üstüne yapar 3A artı 3B artı 3 yapar. Ama bize eksi 3 lazım bu değil. Tamam mı? Şimdi bunları inceleyebilirsiniz. Sorunun cevabından gideceğim ben direkt. Şunu yazıyorum. A artı B eksi 2 yazıyorum x yerlerine. X yerlerine A artı B eksi 2 yazıyorum. Ne yapıyor? 2 üzeri A artı B eksi 2. Tamam mı? Bak x yerine yazdım bir deneyim var burada. Artı birim var. Bunu yaptırıp sonra bunun kaçıncı kuvvetini aldırmış? Üçüncü kuvvetini. Bak ne yapıyor? A artı B. Şurası A 2 üzeri A artı B eksi 1 yapıyor. Üçüncü kuvvetini aldığın zaman da üstün üstünü kullanırsan iki üzeri 3 A artı 3 B eksi 3 yapmış oluyor. Bire bir aynısı geliyor. Sorumuzun cevabı Edirne olmuş oluyor arkadaşlar. Evet son sorumuz güzel bir soru. Dikkat et şimdi. Yine birazcık küçük yorumlar gereken bir soru. Şimdi demiş ki f fonksiyonunda x yazılınca sonucu 2x. Yani neyi vermiş? fx yani örne örnekte açıklamış aslında ama hiç örneği yapmadan devam ediyorum ben. g de şöyle yaptırmış. 2x yazınca 4x artı 1 olmuş. g2x eşitmiş. 4x artı 1'miş. Sonra geri geri giderken H'ın içerisine 4x artı 1 yazdırmış. O 2x'e eşit olmuş. Sonra T'de de 2x yazdırmış. X'e eşit olmuş. T 2x eşittir x olmuş. T şu. Tamam mı? O zaman artık yapabiliriz soruyu. Ne lazım bize? F H5 lazım. H5 olabilmesi için x yerlerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. O zaman H5 eşittir 2 yapıyorum. Ne lazım? Burası sonuçta F5 artı H5'i istiyordur değil mi bizden? F5 için 5 yazıyorum. F5 eşittir 10 yapıyor o da. Bu 10. H5 dediğimiz 2 idi. Burada ne lazım? G4 eksi T4 lazım. G4'e bakıyorum hemen. G4 için x yerlerine 2 yazmam lazım. G4 eşittir 8, 9 yaptı. T4 için de x yerlerine 2 yazmam lazım. T4 eşittir 2 yaptı. Tamam. Aralarında toplama var. Şuradan 12 geldi. Şurada çıkarma var. 7 geldi. 19 mu oldu? Evet. 12. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Evet çalışmaya devam ediyoruz. Bakın bomba gibi sorular biraz daha zorlaşacak artık. Öyle tık 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 zorlaşarak ama bu çözdüğüm soruların hepsi sınavda karşınıza gelebilir. Hepsi sınava çok yakın sorular. Güzel çalışın, sıkı çalışın. Bay bay.